Peşimizde biri var. Birinci bölüm. Yazan Mary Higgins Clark, radyoya uygulayan Nuran Devres, yöneten Asuman Korat, efekt Metin Macun, teknik yapım İsmail Hemikli, Aygün Gökçen. Oynayan sanatçılar: Nina Peterson, Asuman Betil, Neil Peterson, Bora Veziroğlu, Artie Tegger, Bozkurt Kuruç, Ronald Thompson, Toprak Sergen, Glenda Perry, Sema Aybars Uysaler, Dora Luft, Nurşen Gürgün Koç, Berli, Mesut Ertugay, Merlin, Refika Özbayar, Mrs. Thompson, Macide Tanır, Bob Körner, İstemi Betil, Roger Perry, Muammer Çıpa, Steve Peterson, Çetin Tekindor, Bill Luft, Nurtekin Odabaşı, Brad, Kurtuluş Şakiroğlu, Sharon Martin, Derya Baykal. Alo, süpermarket mi? Mr. Barley, siz misiniz? Evet, ben Nina Peterson. Işık Caddesi 19 numarada oturuyorum. Birkaç siparişim olacak. Yanınızda çalışan Ronald isimli çocuk getirebilir. Evi, evet evi biliyor. Daha önce de getirmişti. 2 kutu yulaf ezmesi, 6 patates cips, birkaç kutu bisküvi, 2 paket sosis, 1 de mayonez. Teşekkür ederim. Hemen bekliyorum. Anne. Evet canım. Trenlerimle oynamak istiyorum ama raylarını kuramıyorum. Peki ben yaparım. Sen babam kadar iyi yapamıyorsun. Babanın gelmesine daha saatler var. Neden hep geç geliyor? Sandy'nin babası saat 7'de evde oluyormuş. Sandy'nin babası başka iş yapıyor. Senin babansa bir gazete çıkartıyor. Bu çok zaman alan bir iş. Öyleyse çıkarmasın. Oh, saçmalama Neil. Hadi rayları benim kurmamı istiyor musun, istemiyor musun? Sen odana git Neil. Ben şimdi geliyorum. Alo, buyurun. Oh, Glenda, merhaba. Yok, pek işim yok. Size bile her zamanki gibi geç geleceği için yemek hazırlamaya bol bol vaktim var. Tabii, tabii gel. Çok sevinirim. Hazırda buzlu çayım da var. Hemen bekliyorum. Güle güle. Anne, kim? Glenda teyze. Hani karşıki evde oturan. Hah. Siparişlerim geldi. Bu kadar çay... Oh, süpermarketten geldiler sandım da. İyi akşamlar efendim. Arabanızın lastiğini onarıp getirdim. Oh, çok 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 teşekkür ederim. Yarının önce beklemiyordum da. Lastik nerede? Arabanızda, taktım bile. Kabak lastiği de arkaya koydum. Sağ olun. Kocam çok rahatlayacak. Kabak lastikle dolaşmama kızıyordu. Borcum ne kadar? Önce bir su içebilir miyim? Hava öyle sıcak ki. Tabii, tabii mutfağa gelin. Çek yasam olur değil mi? Hiçbir şeye hayır demem bayan. Borcumu söylemediniz. Başka türlü ödersen memnun olurum. Anlayamıyorum. Çok iyi anladığına eminim güzelim. Bana bak. Hemen çık git buradan. Hemen şimdi. Önce bana bir öpücük vereceksin. Borçlu değil misin? Polis çağıracağım. Hiçbir şey yapamazsın bebeğim. Ben istemedikçe hiçbir şey. Bırak. Bırak diyorum. Ne yapıyorsun? Canım geliyor. Evet işte böyle. Kadınların bu korku dolu yüzlerine bayılırım ben. Nefes alamıyorum. Böyle daha güzelsin. Daha çok çok daha güzel. Gözlerin böyle kocaman açılmış. Yüzün kızarmış yani. Çok güzelsin bebeğim. Çok güzelsin. Anne. Anne. Anneciğim. Hak etmiştin. Eğer evet deseydin böyle olmazdı. Eğer beni sevdiğini söyleseydin. Ama siz kadınlar hep aynısınız. Hepiniz aynısınız. Sen? Sen orada durup bakıyordun öyle mi? Gördün öyle mi? Yok, konuşamayacaksın. Buna izin veremem. Tanrım, birisi geldi. Mrs. Peterson, ben Ronald. Siparişlerimizi getirdim efendim. Allah kahretsin. Kaçmalıyım. Şu pencere iyi. Mrs. Peterson. Mrs. Peterson.
Kapı açıkmış. Mrs. Peterson, paketleri nereye bırak? Tanrım. Mrs. Peterson, neyiniz var? Aman Allah'ım, ölmüş. Ah, delikanlı, önüne baksana iyi edersin. Hey, ne oluyor, deli misin nesin? Ninaların evinden çıkıyordu, hortlak görmüş gibi kaçtı. Az daha deviriyordu beni. Uf, ortalık serseriyle dolu. Nina, Nina benim canım. Glenda. Adım Dora Luft, Sayın Yargıç. Doğruyu söyleyeceğime yemin ederim. Haftada iki kez Peterson'ların evine temizliğe giderim. Bu Ronald denilen çocuğu tanıyorum. Bayanın siparişlerini hep o getirirdi. Mrs. Peterson çok güzel bir kadındı efendim. Bu çocuğun da ona yan gözle pek beğenerek baktığını kaç kere fark ettim. Hatta kocam bile de dedim ki... Adım Glenda Perry. Peterson'larla karşılıklı evlerde oturuyoruz. Nina çok hoş, aynı zamanda saf bir kadındı. Herkese karşı iyi niyetli ve tedbirsizdi. O gün evine gidiyordu. Açık mutfak kapısından bu çocuğun deli gibi fırladığını görünce şaşırdım. Bana çarptıktan sonra da koşmasına devam etti. İçeri girince mutfakta Nina'yı yerde buldum. Ölmüştü. Kendi eşarbıyla boğularak. Adım Barely. Travers Meydanı 22 numaradaki süpermarketin sahibiyim. Bayan Nina Peterson devamlı müşterimizdi. Siparişlerini genellikle Ronald'la yollardım. Daha doğrusu Ronald, o bayanın siparişlerini kendisi götürmeyi özellikle isterdi. Belki iyi bahşiş verdiği, belki de ondan hoşlandığı için. O gün paketleri teslim ettikten sonra dönmesi gerekirken dönmedi. Bir daha işine hiç gelmedi. Adım Sorya Merlin. Doğruyu söyleyeceğime yemin ederim. Emekli olmadan önce Alabama'daki çocuk ıslah evinin müdüresiydim. Ronald Thompson'u çok iyi hatırlıyorum. 15 yaşındayken bir kıza sarkıntılık ettiği için 2 yıl ıslah evinde kalmıştı. Kızı ayrıca tehdit de etmiş. Hiç şaşırmadım Sayın Yargıç. Böyleleri suç işlemeye bir kez başladılar mı artık duramazlar. Anne, ben yapmadım, ben yapmadım. Biliyorum oğlum, biliyorum. Sana inanıyorum ben. Ama onlar inanmıyorlar. Bütün tanıklar da bana karşı. Ronald, avukatlığını neden aldın biliyor musun? Evet, mahkeme seni bana avukat olarak atadığı için. Hayır, sana inandığım için. İstesem kabul etmeyebilirdim. Neden inanıyorsun ki? Tanıkları duydun, geçmişimi biliyorsun. Babanın küçük yaşta terk ettiği bir evin çocuğu. Okulda bir kız arkadaşına sarkıntılık edip 2 yılını ıslah evinde geçirmiş asi bir genç. Okuldan kaçmış bir serseri. Her neyse, avukatım olsan da olmasan da bir şey değişecek değil nasılsa. Oğlum, Mr. Corne sana yardım etmeye çalışıyor. Başaramıyor ama, öyle değil mi? İşlerin ne kadar kötü gittiğinin farkında değil misin? Henüz hiçbir şey bitmiş değil ki Ronald. Dava başlayalı ancak 6 ay oldu. Sonucu şimdiden kestirmek de hiç güç değil. Suçlu diyecekler, o öldürdü diyecekler. Oğlum, bir gün sana inanan bir insan çıkacak. Evet, kim bilir belki. Ama o zaman hayatta olacağımı sanmıyorum. Evet, suçsuzluğum er geç anlaşılacak. Ben elektrikli sandalyeyi boyladıktan çok zor. Ne olur zor. Bunları düşünme Ronald. Şimdi hemen dua etmeye gidiyorum. Son 6 aydır günde 2 kez yaptığım gibi. Steve, elimden bir şey gelmediği için ne kadar üzgünüm bilsen. Nina'nın ölümünden sonra Neil ile gerektiği kadar ilgilenemediğim için içim içim yiyor. Sağ ol Glenda. Sen ve Roger olmasaydınız ne yapardım bilmiyorum. Eğer bu gazeteye bu kadar emek vermemiş olsaydım belki de buradan çekip giderdim. Glenda Neil'le daha çok beraber olmayı istiyor ama biliyorsun sağlığı... Biliyorum Roger. Siz ikiniz de elinizden geleni yaptınız. Eskiden o kadar neşeli, canlı, yaramaz bir çocuk olan Neil'in şimdiki bu sessiz, durgun hali beni ne kadar üzüyor.
Üstelik annesinin ölüm günü başlayan astım nöbetleri. Annesinin öldürülüşünü görmek çocuk için büyük bir şok oldu. Doktorlar büyük bir ihtimalle Nina'nın boğulma seslerini duyunca Neil'in de o şekilde nefes almaya başladığını ve çocuk olayı hatırladıkça da nefes darlığının tekrarladığını söylüyorlar. Oh Steve, bağışla ama söylemeden yapamayacağım. Biliyorum evlenmenin lafını bile ettirmeyeceksin ama inan ki Neil'in bir anneye ihtiyacı var. Sessiz bir gölge gibi bir köşeye çekilip saatlerce hiç konuşmadan oturduğunu, artık hiç oyun oynamadığını, arkadaşlarından ne kadar uzaklaştığını biliyorsun. Böyle giderse Neil sağlıklı bir çocuk olarak yetişemez diye. Elimden geleni yapıyorum. Dora Luft'la kocasına üst kattaki büyük odayı verdim. Dora Neil'e çok iyi bakıyor. 24 saat onunla ilgileniyor. Ben de işimden arta kalan her dakikayı onunla geçiriyorum. Glenda'nın demek istediği bu değil Steve. Onunla oynayıp onunla gülecek, hayatı yeniden sevmesine, eski neşesini bulmasına yardımcı olacak bir anneden söz ediyorum. Ne yazık ki Neil'in annesi öldü Roger. Benim de bir daha evlenmeye niyetim yok. Hem bunun Neil'i büsbütün yaralayacağına da inanıyorum. Her şey sadece doğru insanı seçmeye bağlı Steve. Allah kahretsin, yine zil gibi içmişsin. Ya Mr. Peterson seni böyle görürse? Sus hemen be. İşimize son verir. Bunu düşünemiyor musun? Sus be kadın, sus be kadın. Her gece senin dırdırını dinlemekten usandım artık. Aklını başına topla Bill. Bir daha bu kadar yüksek ücret veren olmaz bana. Üstelik de bedava bir ev. Ne elektrik ne su parası. Bedava yiyor, içiyor, bedava ısınıyoruz. O kadar da maaş. Sen de köle gibi çalışıyorsun ama. Evi temizle, yemek pişir, ütü yap, çocuğa bak. Üstelik de astımlı, hastalıklı bir çocuk. Zavallı. Dünyanın en uslu çocuğu oldu çıktı. İstiyorum ki arada bir şöyle koşsun, bağırsın, biraz yaramazlık yapsın. Bütün çocuklar gibi biraz nazlansın, gülsün. Kadın sen delisin. O zaman başa çıkamazsın onunla. Olsun, çıkamayayım. Neil eski Neil olsun da. Kuzum Bill, ne olur bu kadar içme. Mr. Peterson'a rezil olacağım diye ödüm kopuyor. Ne olur yani? Bütün yapacağı iş bizi işten atmak. Atarsa atsın daha iyi. Biz de Florida'ya gideriz. Hem zaten oranın iklimi bana iyi geliyor. Oh, gideceğiz gitmesine ama önce yeterli para biriktirelim. Onu da ancak burada kalarak yapabiliriz. O zamana kadar da Neil biraz daha büyür, düzelir. Kim bilir belki de Mr. Peterson yeniden evlenir. Genç, yakışıklı adam. Ünlü de. Neden olmasın? Hey Steve, dur bakalım. Nereye bu kadar erken? Eve erken dönmem gerek. Brett, Neil'e söz verdim. Ama Steve daha yeni geldi. Gecikmendeki bahane gazetede işinin çokluğuydu. Şimdi de Neil'i öne sürüp kaçmak istiyorsun. Çocuk ben eve dönmeden uyumuyor. Aklım fikrim öyle, kusura bakma. Ama evde yalnız değil ki. Bütün olanlardan sonra onu nasıl yalnız bırakırım? Üstelik o beni istiyor, başkasını değil. Darılma ama hiç doğru yapmıyorsun. Çocuk bu gidişle kaprisli, melankolik, ruh sağlığı bozuk biri olacak. Brett, sana veda etmeliyim. Oh, sen de mi? Şey, tanışıyor muydunuz? Steve Peterson, Olay Gazetesi'nin sahibi ve editörü. Sharon Martin, haberin yazarı. Miss Martin'in yazılarını okuyorum ama kendisiyle hiç tanışmamıştım. Evet, Miss Martin'i görenler çok şaşırırlar. Nedense bir kadın yazarın ille de kısacık saçlı, gözlüklü, erkeksi görünüşlü olacağına inanırlar. Sharon Martin ise güzellik kraliçeleriyle aşık atabilir. Hadi Brett, başlama yine. Hoşça kal. Bu saatten sonra gazeteye gidip yarınki yazımı yetiştireceğim. Ah, yaman kızsın. Ama biraz daha kalmanı çok isterim. Hoşça kalın Mr. Peterson. Sizinle tanışmayı hep istemişimdir. Bir dakika. Ben de çıkıyorum. Arabanız var mı? Hayır. New York'ta taksiye binmeyi tercih ediyorum. O halde sizi götüreyim. İyi geceler Brett. Davet için teşekkürler. Ha, güle güle. Hey, dikkat edin ha. İkiniz de ünlüsünüz. Görürlerse hemen yakıştırırlar. He? Yalan söyledim. Arabamı oturduğum banliyöde bırakıp şehre trenle gelirim. Biliyorum. Gazeteler hayatınızla ilgili oldukça ayrıntılı şeyler yazdılar. Haklısınız.
İki yıl önceki o trajik olaydan sonra özel hayatım çok anlatıldı. Nedense insanlar böyle şeyleri okumayı seviyorlar. İkimiz de aynı çevreden olduğumuz halde bu kadar zamandır karşılaşmamış olmamız tuhaf değil mi? Ama bu akşam çok mutlu bir rastlantı eseri. Ne kadar açık sözlüsünüz. Belki de meslekten gelme bir alışkanlık. Size Steve diyebilirim değil mi? Daha doğrusu sana. Evet tabii. İki yıldır bir rahip hayatı yaşadığını da biliyorum. Oğlun Neil'i, hepsini. O olaydan, daha doğrusu o felaketten sonra sanırım hayatımın bilinmeyen bir yanı kalmadı. Ama artık herkesin bunları unuttuğunu umuyordum. Ya sen Steve, sen unutabildin mi? Korkarım, hayır. Ama biliyorum ki böyle devam edemem. Yeni bir hayata başlamam gerek. Neil'le birlikte. Yeniden gülmeye, yeniden yaşamaya başlamalıyız. Bak, şuradaki Harry'nin barını çok severim. Özel beyaz şarabı çok güzeldir. Eğer sen de benim kadar susadınsa... Gazeteye gitmiyor musun? Yazını yetiştirecektin. Ben de yalan söyledim. Partiden çok sıkıldım. Aklıma o bahane geldi. Ah Steve, seni artık göremez olduk. Nasılsın? İyiyim, sağ ol Glenda. Biliyorsun gazetede işler hiç bitmiyor. Hadi canım, işlerinin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Öyle değil mi Roger? Sistem falan etmiyoruz Steve. Aslında senin hesabına çok seviniyoruz. Birlikte gidip gelirken birkaç kez gördük. Çok hoş bir hanım. Çok da akıllı. İdam cezaları üstüne yazdığı kitap 6. baskıyı yapmış. Şanslısın Steve. Evet. Doğrusunu isterseniz Sharon gibi birini tanıdığım için ben de kendimi şanslı buluyorum. Ne var ki aramızdaki ilişki pek dengeli sayılmaz. Bu da ne demek oluyor? Benim ona verebilecek hiçbir şeyim yok. 35'inde dul çocuklu bir adam. Üstelik zengin de değilim. Oysa 25 yaşında çok yetenekli, şimdiden ünlü bir kız. Mesleğinde çok yükseleceğine eminim. Sharon gibi biri beni ne yapsın? Steve, o kızın sana dut gibi aşık olduğuna bahse girerim. Sharon konusunda ne derece ciddisin Steve? Sanırım başından beri ciddiydim. Ama bunu kendime bile itiraf etmedim. Bu güzel ilişkinin bozulmaması için Sharon'a da hiçbir şey söylemedim. Bozulmak mı? Kadınları bu kadar tanımadığına inanmam. Birbirinize o kadar yakışıyorsunuz ki. Sonra Neil'i düşün. Onun için de çok iyi olur. Asıl mesele de bu ya. Neil Sharon'ı sevmiyor. O geldiği vakit odasına kapanıyor ve gidene kadar da oradan çıkmak istemiyor. Sharon Martin gibi akıllı biri o çocuğu kazanmasını da bilir. Keşke Neil ona birazcık ısınabilseydi. Ama Sharon'dan bucak bucak kaçıyor. Onun kendisine yaklaşmak, arkadaş olmak için gösterdiği gayreti cevapsız bırakıyor. Ben de bütün bu olanlardan sonra Neil'in kalbini kıracak bir şey yapamam. Neil istemiyorsa Sharon'la beraber olamam. Olay daha çok yeni. Neil zamanla onu sever. Ah sahi, bir akşam Sharon'la bize yemeğe gelsenize. Cumartesi akşamına ne dersin? Glenda, sağlığın misafiri ağırlamaya uygun değil. Kendini hiç yormaman gerektiğini biliyorum. Merak etme. Artık bir yardımcım var. Evet. Nihayet Glenda'yı haftada 3 kez olsun bir yardımcı tutmaya ikna ettim. Çok iyi bir kadıncağız. Elinden geleni yapıyor. Daha önce hiç çalışmamış. Adı Marion Vogler. Marion, bir de bana bu eski arabayı tamir ettirmek için o kadar para vermeye değmez diyordun. Eğer araba olmasaydı işine nasıl gidip gelirdin? Haklısın Jim. Ama ne bileyim, o kadar eski bir araba için $400 gözüme çok göründü işte. Üstelik şu sıkışık halimizde. Ama araba yepyeni oldu. Doğrusu artık harika bir iş yaptı. Evet. Zaten Perilerden alacağım aylıklı arabanın tamir masrafını 2 ayda çıkarırım. Bu yaştan sonra başkasının evinde çalışmak zor geliyor mu Marion? Yok canım. Glenda Perry çok iyi bir kadın. Kocası da çok nazik. Bana yardımcı bir kadın gibi değil de bir komşu gibi davranıyorlar. Buna sevindim. Marion, eğer ben boşta olmasaydım senin çalışmana izin verir miydim sanıyorsun? Sen onca yıl çalıştın. Şimdi sıra bende. Hadi bakalım, artık çıkmalıyım. Geç kalmam hiç de iyi olmaz. Neil? Neil, neredesin? Buradayım Mrs. Luft. Yemeğini yememişsin, olduğu gibi duruyor. Daha fazla yiyemiyorum. Bu çocuğun yediği yemekle bir kuş bile doymaz. Yemezsen büyüyemezsin. Hep böyle zayıf küçük kalırsın. Anlamıyor musun? Ama yiyemiyorum. Neil, kim var orada? Nerede? Orada. Pencerenin dışında bir gölge gördüm. Dışarıda kimse yok mu Mrs. Luft? Evet, yok.
Oysa gördüğüme emindim. Hadi içeri gel de babanı orada bekle Neil. Şimdi gelir zaten. Sayın seyirciler, Nina Peterson'ı öldürmekten sanık Ronald Thompson'ın idam kararı temizce onaylandı. 19 yaşındaki Ronald, 2,5 yıl önce New York'un banyolarından Carlisle'da bir çocuk annesi, 27 yaşındaki Nina Peterson'ı boynundaki eşarbıyla boğarak öldürmüştü. Hala suçsuz olduğunu iddia eden sanık, tam 52 saat sonra, çarşamba sabahı saat 11'de elektrikli sandalyeyle idam edilecek. Güle güle Ronald Thompson. Bu akşam saat 21'de televizyonda maktulenin eşi Olay Gazetesi'nin editörü Steve Peterson'da Haber Gazetesi yazarı Sharon Martin'in konuşmacı olarak katılacakları bu konuyla ilgili bir program yayınlanacak. Aynı. Hep o kocaman, o pis, o rutubetli, küf kokulu oda. Tıpkı 20 yıl önceki gibi. Gençliğimin en güzel yıllarını geçirdiğim oda. Bulaşıkçının odası. Şu koca pis lavabolarda yıkadığım yüz binlerce tabak. Tabaklarda zengin beylerin, güzel bayanların artıkları. İstiridyeler, istakozlar. Arti oğlum çabuk yıka tabakları. Müşteri çok. Arti, bak tabağın kenarında yağ bırakmışsın. Bir daha görürsem kovarım ha. Arti, bulaşık yıkadığın odanın bir kenarında yatabilirsin. Tuvaleti de var. Öyle. Öyle. Bulaşıkçı Arti'ye her şey çok bile. Ama o günler çok gerilerde kaldı. Hepsine göstereceğim. Hepsine. Onlardan daha akıllı olduğumu. Hepsinden daha akıllı olduğumu. Arti sizinle alay ediyor ahmaklar. Arti size gülüyor. Hep o yaptı, hepsini. Haberiniz bile yok. Nina Thompson'un önceki 3 kadın. Geçen ayki kızlar. Ah, bu dolalar. Yo, ama geçen ayki kızlar hataydı. Gerek yoktu, hem değmezdi de. Ama şimdi sıra o en güzelinde. Bu kez Artie'nin işi bir sanat eseri olacak. Bekle Sharon Martin. Yakında Artie'ye kavuşacaksın. Onu seveceksin, sevmek zorundasın. Bekle. Bu odada konuğum olacaksın. Yakında, çok yakında. Sevgili Şerif. Lütfen, lütfen artık bana ümit vermekten vazgeç Bab. Her şey bitti, tamam mı? Bitti artık. Ölecek olan benken bunu kabul ediyorum da sen neden etmiyorsun ol, hala? Sakin ol lütfen. Kusura bakma, 50 saat sonra idam edilecek biri ancak bu kadar sakin ol. Bak, her şey bitmedi daha. Sen ne dersen de bitmedi. Otur ve yeni baştan TB olayı bütün ayrıntılarıyla anlat. Bab, bunu şu son 2,5 yıl içinde yüzlerce kere yapmadın mı? Hepsini tüm ayrıntılarıyla anlattım. Artık anlatacak başka bir şey kalmadı. Bir şey vardır. Mutlaka gözden kaçan küçük, küçücük bir ayrıntı. Önemsiz gibi görünen ama hayatını kurtarabilecek bir şey. Yok Bab, emin ol, yok. Cezanın bu kadar ağır olmasında en büyük etken Nina Peterson olayından önceki iki cinayeti de sana yüklemeleri. Birbiri ardı sıra iki genç kadın aynı yörede öldürülmüştü. Hiçbirinin faili bulunamadı. Bu yüzden hepsi sana yüklendi. Evet, evet. Ve o zamandan beri de bu öldürme olaylarının benzeri bir daha görülmedi. Ve herkes katil yakalandığı için diye düşünmeye başladı. İki ay öncesine kadar. Son iki ay içinde iki genç kız daha aynı şekilde öldürüldü. En çok annem için üzülüyorum. Bu darbeye nasıl dayanırsın? Öyleyse ama... onun hatırı için dediğimi yap Ronald. Hadi lütfen. Al şu teybi ve yeniden anlat. Pekala. O gün patron beni çağırdı. Akşam saat 7 sularıydı. Bana bir liste vererek istenen şeyleri toparlayıp Nina Peterson'ın adresine geldi. Niçin geldiniz? Şimdiye kadar yaptıklarınız yetmedi mi Miss Martin? Mrs. Thompson,
Ne kadar üzgün olduğumu bilmenizi isterim. Oğlu idam edilecek olan benim. Bakın, ben elimden geleni yaptım. İdam cezasının uygulanmaması için binlerce imza toplayıp valiye sundum. Gazetemde devamlı bu konuyla ilgili yazılar yazdım. Müebbet hapsin verilecek en ağır ceza olmasını savundum. Bu akşam da televizyonda aynı şeyleri savunacağım. Bu hiçbir şeyi değiştirmez. Önemli olan suçsuz bir çocuğun idam edilecek olması. Önemli olan oğlunuzun suçlu ya da suçsuz olması değil. İdam cezalarının insanlık dışı olması. Tam aksine. Önemli olan husus bu işte. Ronald'ın suçsuz olması. Ama siz yaptığınız propagandayla onun suçluluğunu adeta tartışmaya olanak vermeyecek şekilde vurguladınız. Sizin yapmak istediğiniz şey suçluları, asıllı katilleri, hak etmiş olanları idamdan kurtarmaktı. Ne yapmış olursa olsun idam edilmemeli diyordunuz. Suçsuz olduğu için idam edilmemeli demediniz. Ben hep bu ağır suçları işleyenlerin yaş ortalamasının 25'in altında olduğunu ve hepsinin de ayrılmış ailelerin çocukları olduğunu, mutsuz, kötü bir çocukluk dönemi geçmiş. Hikaye bütün bunlar. Bütün bunlar masal. Oğlum kimseyi öldürmedi. Ama onu ölüme gönderiyorlar. Daha 19 yaşında. Ben onun annesiyim. Neler hissettiğimi anlamazsınız siz. Mrs. Thompson, sakin olun lütfen. Gidin buradan. Yaptıklarınız onu elektrikli sandalyeye göndermeye yardımcı oldu, o kadar. Gidin, gidin. Gidin buradan. Mr. Peterson, hatırlarsanız geçen hafta sizden rica etmiştim. Bu akşam Bill'le benim evlenme yıl dönümümüz. Çıkıp bir akşam yemeği yemek, sonra da sinemaya gitmek istiyoruz. Eğer birkaç saat için Neil'i komşu Glenda Perry'e bırakırsak... Buna gerek yok. Miss Martin Neil'e bakar, siz gidebilirsiniz. Çok teşekkür ederim efendim. Biz çıkmadan mutfakta akşam yemeğini hazırlar bırakırım. Miss Martin gelince çıkarız. Tamam Dora. İstersen ver çantanı, ben taşıyayım Neil. Olmaz. Erkeklerin çantasını kızlar taşımaz. Ama ben senden çok da aşmanım. Sen hiç yemek yemiyor musun? Yiyorum ama karnım hiç acıkmıyor. Baban Sharon Martin'le evlenecek diye mi üzülüyorsun? Babam hiç kimseyle evlenmeyecek. Belki senin haberin yok ama herkes biliyor bunu. Daha dün akşam annemle babam konuşuyorlardı. Baban ona aşıkmış. Yalan, öyle bir şey yok. Üzülme Neil, zaten sen burada kalmayacağına göre Sharon'la oturmayacaksın. Ya nereye gidecekmişim? Baban evlenince seni de Luft'larla beraber Florida'ya yollayacakmış. Dora ve Bill Luft oraya yerleşecekler, seni de yanlarına alacaklarmış. Artık onların oğlu olacakmışsın. Babam beni onlara vermez. Annem diyor ki hiçbir kadın başka bir kadının çocuğunu istemez. Adamcağız ne yapsın diyor. Yalan, yalan, hepsi yalan. Dur Neil, neden kaçıyorsun Neil, dur. Steve, ne oluyor sana? Televizyon çekiminde bir benimle kavga etmediğin kaldı. Karımı öldüren adamı savunmaktan neden vazgeçmiyorsun? Steve, baştan beri idam cezaları hakkındaki tutumumu biliyorsun. Olanlar için gerçekten üzgünüm ama yine de müebbet hapsinin yeterli ceza olduğunu düşünüyorum. Bu suçluların hepsinin geçmişinde çocukluk çağlarında mutlaka çok acı olaylar yatıyor. Bu insanları öldürmek, aileleri mateme boğmak, başkalarına felaket getirmek için bir neden mi? Onları haklı mı yapıyor? Adam eve geliyor, kendisine hiçbir şey yapmamış olan, hatta tanımadığı bir kadını boğuyor, kaçıp gidiyor. Bir değil belki 2-3 kadını. Böyle birine sen insan mı diyorsun? Ben Ronald Thompson'dan söz etmiyordum. Genel olarak konuşuyordum. Sense bu konuda bir türlü objektif olamıyorsun. Tabii olamam. Ailemiz yıkıldı. Çocuğum hasta, mutsuz bir çocuk oldu. Ya ben? 2,5 yıldır ben neler geçirdim biliyor musun? Objektif olmamı nasıl bekleyebilirsin? Çünkü bir gazeteci olarak bu senin görevin. Bugün gidip Ronald Thompson'ın annesiyle görüştüm. Onun senden daha az acı çektiğini mi sanıyorsun? Nina benim karımdı. Durup dururken öldürülen. Orada evinin mutfağında. Neil'in annesiydi. Özür dilerim. Özür dilerim Sharon. Bazen kendimi kaybediyorum. Bu konunun yeniden alevlenmesi sinirlerimi çok etkiledi. Anlıyorum Steve. Neyse, unutalım. Bu akşam Neil'e bakabilecek misin? Ben saat 8:30'dan önce evde olamam. Merak etme. 6:30'da Luft'ların evden ayrılmasından önce orada olurum.
Hoşça kal. Sharon. Evet. Affedersin. Seni seviyorum. Alo. Dora, ben Steve. 6:30'da Miss Martin orada olacak. O gelmeden bir yere ayrılmayın. Tabii efendim. Neil'i verir misin? Vereyim. Neil, gel bak baban. Alo, baba. Ne zaman geliyorsun? Biraz gecikeceğim oğlum. Ama Sharon gelip seninle arkadaşlık edecek. Neil, orada mısın? Evet. Onu üzme, olmaz mı? Hoşça kal oğlum. Biliyor musun Marian, bugün Artie uğradı. Bu akşam için sinemaya bilet almış. Rüzgar gibi geçtiğinin son gecesiymiş. Ne güzel bir filmdi. Yıllar önce gördüm, hala unutamadım. Ama sonradan fikrini değiştirmiş. Bara gidip bira içmek daha iyi diyor. Bileti de bana verdi. Ona sinemadan nefret ettiğimi söyledim ama Marian'a ver, belki o gider dedi. Oo, çok iyi olurdu Jim. Ama yemek hazırlamam gerek. Boş ver, ben hazırlarım. O kadar yoruluyorsun ki bari git iyi bir film seyret. Artie de öyle dedi. İyi ki arabayı tamir ettirdik. Kendi başına istediğin yere gidebilirsin. Hazırlanayım bari. Jim, kendi başına becerebilecek misin? Beni merak etme hayatım. Başımın çaresine bakalım. Giyineyim de çıkayım öyleyse. Sinemaya gitmeyeli o kadar uzun zaman oldu ki. Hoş geldiniz Miss Martin. Dışarısı soğuk galiba. Merhaba Dora. Of, hem de nasıl müthiş bir ayaz var. Pelerinizi alayım. Ah, ne kadar güzel bir şey bu. Zaten oldum olası pelerinleri severim. Neil, gel bak Miss Martin'e merhaba de. Merhaba Sharon. Merhaba Neil. Seni son gördüğümden beri büyümüşsün, biliyor musun? Sen de baban gibi uzun boylu olacaksın. Beni daha geçen hafta görmüştün. Evet, ama yine de bana büyümüşsün gibi geldi. Babam eğer yemek yemezsen hep küçük kalacağımı söylüyor. Tabii öyle kalırsın. İnatçı çocuklar hiç büyümezler. O elindeki boyama kitabı mı? Bir bakabilir miyim? Aptalca resimler işte. Eğer geç kalmak istemiyorsak bizim hemen çıkmamız gerek. Bill, hazır mısın? Tamam geliyorum. Miss Martin, dolapta yiyecek bir şeyler var. Sabah çıkarken Mr. Peterson'ın bıraktığı listedeki her şeyi aldım. Yemek için Mr. Peterson'ı bekleyeceğiz. Ama Neil'le ben daha önce bir şeyler içeriz herhalde, değil mi Neil? Bilmiyorum. Hadi ama Bill. İyi canım, iyi, tamam, geldik işte. Pencereleri bir kontrol ettim de. Oh, iyi akşamlar Miss Martin. İyi akşamlar Bill. Yün eldivenlerini giy. Miss Martin dışarısı çok ayaz diyor. Hoşça kalın. Bu akşam Neil'e bakmayı üstlendiğiniz için tekrar teşekkürler. Allah'a ısmarladık. Neil, Miss Martin'e karneni göstersene. Çok akıllı bir çocuk ama. Ah, biraz daha yemek yese. Hadi dola. Tamam anladık. Hey Neil, nereye gidiyorsun? Odama. Ah, yalnızlıktan nefret ederim. Biraz benimle arkadaşlık eder misin? Bilmem ne konuşacağız. Hem benim boğazım ağrıyor. Bak, ben de çok yorgunum. Kendime bir şey alacağım. Sana da sıcak bir kakao yapayım, ne dersin? Peki. Gel mutfağa beraber gidelim. Sütün yerini biliyor musun? Evet, işte şurada. Şekeri de çıkarır mısın Neil? Hı? Hadi ver bakalım. Aferin sana. Şeri içeride, salondaki dolapta. Tamam. Önce senin kakaonu hazırlayalım. Bak, ben olsaydım bu evde çok değişiklikler yapardım, biliyor musun? Nasıl yani? Mesela evin önündeki şu çıkıntıyı oturma odasına dahil ederdim. Bahçeye doğru camekanlı çok güzel bir köşe olurdu. Etrafına da birçok saksı dizerdim. Şu duvarı da yıktırır, iki odayı birleştirirdim. Daha iç acıcı olurdu. Bunları kendi evine yapsana. Ben kirada oturuyorum. Hem de bundan daha çok çok küçük bir apartman katında. Babamla ben evimizin böyle kalmasını istiyoruz. Hem ben kakao içmek falan da istemiyorum. Ama boğazın ağrıyor. Babamdır. Dur Neil, daha babanın gelmesine çok var. Kim olduğunu sor. Kim o? Bill Luft burada mı? Ismarladığı motora getirdim. Tamam. Bill Luft bunu bekliyordu. Biliyorum. Ne oluyor? Ne istiyorsun? Şu tabancayı görüyorsun değil mi bebeğim? Ama korkma.
Mecbur kalmadıkça kullanmayacağım. Sen Sharon Martin'sin biliyorum. Bak, bak, silaha gerek yok. Çantamda 90 dolar. Kes sesini, dediğimi yap. Şu çantanın içindeki bezi al ve çocuğun gözlerine bağla. Hayır. Bana bak, dediğimi yapsana iyi edersin. Neil, korkarım, yapmak zorundayım. Şöyle otur canım. Sıkı bağla, sıkı. Şimdi de ellerini, ayaklarını bağla. Bağla diyorum. Peki, peki. Peki Neil, korkma canım. Korkma, ben buradayım, yanındayım. Sakın korkma. Ağzını tıka. Şu kalın bez bu iş için. Al, tıka ağzını. Boğulur. Astımı var. Zaten korktuğu zaman krizi tutuyor. Bak, nefes alması değişti. Çocuğun bile. Çocuğun kurşunu yemesini istemiyorsan dediğimi yap. Tamam, peki. Şimdi sıra sende. Rahat dur, rahat dur dedim. Bacaklarını da uzat. Şöyle. Ne istiyorsun? Evdeki her şeyi alabilirsin. Ayrıca para. Bana bak, şimdi önce seni arabaya taşıyıp bırakacağım. Sonra gelip çocuğu şu çantanın içine koyacak ve onu da arabaya getireceğim. Sonra da birlikte bir yolculuğa çıkacağız. Sonrası sana bağlı. Tamam mı? Ne kadar yol gittiğimizi aklımda tutmalıyım. Önce 20 dakika kadar düz gittik. Sonra sola döndük. Hemen sonra yine sola. Tanrım, o kadar çok döndün ki hatırlamama imkan yok. Üstelik böyle yerde yatarken. Üstümüzde battaniyeyle. Neil, ne kadar güçlü kesiliyor. Neil, lütfen boğulma. Sakın boğulma Neil. Şimdi arabadan ineceğiz. İstasyonun batı kapısına yakın karanlık bir köşedeyiz. Sharon, beni iyi dinle. Ellerini ve ayaklarını çözeceğim. Şu uzun mantoyu giyeceksin. Başına da şu küçük eşarpı bağlayacaksın. Bunlar da takacağın siyah gözlükler. Çocuğu çanta içinde taşıyacağım. Cebimdeki tabancanın namlusu ona çevrilmiş olacak. Birlikte istasyona gideceğiz. Orada bir oda hazırladım. En ufak bir hareket yaparsan ya da bağırmaya kalkarsan çocuk ölecek. Anlaşıldı mı? Gir bakalım. Burası. Işığı açmadan burası zifiri karanlıktır. Evet. Nasıl buluyorsun? Burada yaşamak hiç de zevkli olmaz, değil mi? Haklısın. Çok çok berbattı. Ben 16 yaşında gencecik bir çocukken burada yaşadım, biliyor musun? Bu istasyonun 4 kat altında, yerin dibindeki karanlık, pis kokulu yerde geçirdim en güzel yıllarımı. Bak, o çocuğu çantadan hemen çıkartmazsak ölür. Lütfen. Tamam, çıkar. Ama ağzıyla gözleri kalsın. Yalnız kollarıyla ayaklarını çöz. Ağzındaki tıkacı açmam gerek. Nasıl nefes aldığını görmüyor musun? İzin verirsem beni sever misin? Evet, tabii. İyi. Çöz öyleyse. Ama gözleri bağlı kalacak. Neil, korkma canım. Korkma, daha kötü bir şey olmayacak. Sakin olmaya çalış. Yavaş nefes al. Yavaş, daha yavaş. Bize bir şey yapamayacak, anlıyor musun? Ne olur çocuğa bir bardak su ver. Söyle şuna, doğru dürüst nefes alsın. Sinirlerimi bozuyor. Al içir şunu. Neil, yavaş yavaş yudumla. Babanın söylediklerini hatırla. Hiç kıpırdama. Sakin ol. Ağır ağır nefes alacaksın. İsteyince ne kadar da tatlı oluyorsun Sharon. Ben de sana bu yüzden tutuldum zaten. Benden korkmuyorsun değil mi? Hayır, neden korkayım? Bizi incitmek istemediğini biliyorum. Aslında sen de çok tatlısın. Sahi öyle mi düşünüyorsun? Bak, sana iyi haberim var öyleyse. Yarın gece Steve Peterson oğlu ile senin için bana tam 82 bin dolar gelecek. Çarşamba sabahı da seninle ben parayı alıp buradan gideceğiz. Peterson'a telefon edip oğlunu nerede bulabileceğini söyleyeceğim.
benimle gitmeye itirazın yok değil mi? Hayır, ne münasebet. Bunu ben de isterim. Ama adını bile bilmiyorum daha. Bana Foxy de, yani tilki. Adımı söyle bakalım. Foxy. Çok çok güzel bir isim. Hoşuna gitti ha? İyi. Bana bak. Şimdi başınıza bir nöbetçi dikeceğim. Daha yapacak bir sürü işim var. Ne yapıyorsun? O çantada ne var? Bu odayı sizler için hazırladım. Hiçbir şeyi unutmadım. Bu eski somya öteden beri vardı ama bu teyp ve bu çantayı yeni getirdim. Bu bir bomba Sharon. Telini kapıya bağlayacağım. Eğer binde bir ihtimalle biri buraya gelip de kapıyı açmaya kalkarsa bomba patlayacak. Başka çarem yok. Burayı kim bulabilir ki? Olsun. Tehlikeyi göze alamam ben. Benim için çok değerlisin Sharon. Sizi yeniden bağlayacağım. Ağızlarınızı da tıkamak zorundayım. Yarın yine geleceğim. Beni düşün Sharon. Bu gece beni düşünme istiyorum. Arkadaşlarını anlattığım zaman kim bilir nasıl da merakla dinleyecekler. Bir kahraman olup çıkacaksın. Bak, ben korktuğum zaman ne yaparım biliyor musun? Eğlenceli bir şey planlarım. Buradan çıktığımız zaman babana söyleyelim, bizi Washington'a götürsün. Oradaki hayvanat bahçesini biliyor musun? Çok güzeldi. Alo, Jim. Oh, Jim. Hayır, ben iyiyim. Ama arabamız çalınmış Jim. Sinemadan telefon ediyorum. Bir de çıktım ki bıraktığım yerde yok. O kadar aradım, yok. Çalınmış işte. Ne yapacağız Jim? O kadar da para harcamıştık ki. Nereye bakıyorsun öyle Glenda? Çok tuhaf. Biraz önce Steve'in evinde ışık vardı. Hem mutfak hem de evin önündeki avlu aydınlıktı. Evet tabii, ben işten gelirken de öyleydi. Ama şimdi karanlık. Avluda hiç ışık yok. Belki de bir arıza oldu. Bilmem. Az önce de evin önünden farları yanmayan bir araba uzaklaştı. Steve bu gece eve geç gelecekti. Onun arabası olamaz. Tabii ya, Luflar sinemaya gideceklerdi, onlardır. Hayır, onlar gideli epey oldu. Peki nasıl bir arabaydı? Karanlıkta göremedim. Ama ışıklarının yanmayışı tuhafıma gitti. Roger, ne olur gidip bir bakar mısın? İçim hiç rahat etmiyor. Glenda, her olur olmaz şeye canını sıkmasana. Biliyorsun doktor ne dedi? Kaygılanman, üzülmen kalbin için hiç iyi değil. Lütfen Roger, hatırım için bir bak lütfen. Peki, senin dediğin olsun. Evet Brett, epey çalıştık, artık gitsek ha? Tamam Steve.
Televizyondaki programda sen de Sharon da harikaydınız. Çok ilgi toplayan bir program oldu. Evet, konuşmacıların tartışmaları her zaman seyircinin hoşuna gider. Sharon bu akşam Neil'in yanında. Yemek için beni bekliyorlar. Bir telefon edeyim. Sharon çok ender rastlanan bir kız. O daveti ikinizi de çağırmakta çok iyi etmişim. Hayret. Cevap yok. Bir yere gitmişlerdir belki. Hiçbir yere gitmezler. Aman tanrım. Belki de Neil'in astım krizi tuttu ve Sharon onu hastaneye götürdü. Hemen gitmeliyim. Seninle geleyim mi? Hayır sağ ol. Bir şey olursa ararım. Kapkaranlık. Bütün ev karanlık. Ne? Sharon! Neil! Neredesiniz? Sharon! O da ne? Burada bir not var. Oğlunla kız arkadaşını sağ olarak istiyorsan polise haber verme ve talimatımı bekle. Foxy. Alo, cinayet masası mı? Müfettiş Hugh Taylor lütfen. Alo, Hugh, ben Steve Peterson. Korkunç bir şey oldu. Hiç kimseye bir şey söyleme ve hemen buraya gel lütfen. Hemen. Her şeyin son derece gizli yürütülmesi şart Hugh. Adam notunda polise haber verdiğim takdirde onları öldüreceğini belirtiyor. Merak etme, gereken şekilde davranacağız. Telefonuna dinleme cihazı yerleştirdik. Seni aradığı zaman onu oyala. Biz de yerini tespit etmeye çalışırız. Glenda evin karanlık olduğunu görünce kuşkulanmıştı. Gelip bakmam için beni zorladı. Galiba siz de Steve'in hemen arkasından gelmişsiniz Mr. Perry. Evet. Karım bir de evin önünden farları yanmayan bir arabanın kalkıp uzaklaştığını görmüş. Ancak karanlıkta hiçbir şey seçememiş. İlle de gezmeye gitmemiz şart mıydı sanki? Onlara bir şey olursa kendimi hiç bağışlamayacağım. Sus be kadın. Herkesin asabı bozuk zaten. Mrs. Luft. Akşamları pek çıkmadığınızı biliyoruz. Bu akşam niçin dışarıda yemek yemeyi ve sinemaya gitmeyi kararlaştırdınız? Evlenme yıl dönümümüzdü müfettiş. Efendim izin verirseniz ben biraz dışarı çıkmak istiyorum. Aslında kimsenin bir yere ayrılmasını istemem. Ama bir saat içinde geri dönmek şartıyla çıkabilirsiniz. Tabii nereye gittiğinizi de bilmemiz gerek. Şu köşedeki değirmen barına gideceğim müfettiş bey. Pekala. Sağ olun. Her gece oraya gitmeden yapamaz. Orada içer içer gelir. Kocanız boşta mı Mrs. Luft? Evet efendim. Allah'tan ben para kazanıyorum. Mr. Peterson da bizi evinde bedava oturtuyor. Şu içkisi olmasa başka hiçbir şikayetim yok ama. Ben bakarım efendim. Glenda ne oldu? Oh tanrım. Steve, biri telefon etti. Söyleyeceklerini yazmamı istedi. Neil'le Sharon'ı kaçıran adam. Okuyun çabuk. Steve Peterson'a söyle, yarın sabah 8'de Merritt yolundaki benzin istasyonunda olsun. Fidye için talimatımı vereceğim. Anlaşıldı. Tahmin ettiğimiz gibi fidye olayı. Fakat Steve, adam sesini değiştirmeye çalışıyordu. Ama onu tanıdığım biri olduğuna eminim. Bu sesi daha önce de duydum ben Steve. Düşün Ronald, hatırla. Her şey bitti. Artık uğraşmaktan vazgeç bak. Biz kaybettik. Bak, eğer yeni bir kanıt bulursak vali idamı erteleyecektir. O zaman da suçsuz olduğunu ispatlayabiliriz. Ama yeni bir kanıt falan yok. Yeni hiçbir şey yok bak. Bak, bak. Geçen ay iki cinayet daha işlendi. Eğer Nina Peterson'la bu kızların öldürülmesi arasında bir bağ kurabilirsek, ortak bir yan bulabilirsek bu yeterli olur. Ama hiçbir ortak yan yok işte. Nina Peterson'dan önce aynı bölgede iki kadın öldürülmüştü. Geçen ayda iki genç kız ve başka yerde. Bu gece sabaha kadar çalışacağım. Bütün olayların dosyalarını yeniden inceleyeceğim. Zaman, yer, öldürme şekli. Sanki bilincime sürekli olarak bir çekiç gibi vuran bir şey var. Biliyorum. Gözümüzden kaçan bir nokta. Evet, mutlaka var Ronald. Tanrım, ne şans.
Neden sanki arabamızı tamir için onca para harcamadan çalmadılar? Bu kadar üzülmezdim hiç olmazsa. Marian, sabahın 6'sı oldu. Bütün gece uyumadın. Polis arabamızı bulur, merak etme. Artık işe de gidemem. Oysa periler iyi para veriyorlardı. Ne kadar kötü oldu. Bütün şanssızlıklar neden hep bizi buluyor? Hayatım, biraz yatıp uyumaya çalış. Of, dinlen. Of. Ben bakarım. Alo? Evet, ben Jim Wagler. Dün gece, evet. Tamam. Harika, nerede? Şimdi gelip alabilir miyim? Çok çok teşekkür ederim. Hemen geliyorum. Bil bakalım. Araba! Arabamızı buldular. Evet, hem de sapasağlammış. Oh. New York'ta istasyonla Biltmore oteli arasındaymış. Oh tanrım, şükürler olsun. Hemen gidip arabayı alayım. Merak etme, işe zamanında yetişeceksin. Hazır mısın Steve? Evet. 8'de benzin istasyonunda olacağım. Sakın peşime polis arabası takma. Adamı kuşkulandırmamalıyız. Tamam. Ama dün gece hem perilerin evindeki telefona hem de benzincidekine dinleme cihazı taktık. Konuşmayı banta da alacağız. Sen mümkün olduğu kadar lafı uzatmaya çalış. Peki. Oh, yeniden arabamıza kavuştuk ya. Onca yeni lüks araba varken neden bizimkini çalmışlar sanki? Gençlerin işidir. Birkaç bardak bira içtiler mi kız arkadaşlarını gezdirmek için birinin arabasını alıveriyorlar. Jim! Hı? Şuraya bak, ne buldum. Ne o? Bir mercan yüzük. Altın ve fil dişiyle karışık. Arka koltuğun altına doğru yuvarlanmış. Şahane bir yüzük. Arabayla gezenler düşürmüş olacak. Doğrusu bunu hak ettilerdi. Tabii. Sahibini bilmediğimize göre benim sayılır. Parmağına da iyi uydu. Marian, bugün şanslı günümüz ha? Ne dersin? Evet. Steve Peterson. Evet, benim. Telefona dinleme aygıtı takıldığını biliyorum. 10 dakika sonra 21 numaralı karayolundaki benzincide ol. Alo. Alo. Allah kahretsin. Peterson. Evet. Ancak yetiştim. 82 bin dolar hazırla. Hepsi 50'lik ve 20'lik banknotla halinde olacak. Yeni para istemem. Sabah saat 2'de Lexington Meydanı'ndaki umumi telefon kabininde ol. Kendi arabanla gel. Yalnız ol. Parayı nereye bırakacağını söyleyeceğim. Dur, dur biraz. Not alıyorum. Çabuk ol. Tamam, parayı getireceğim. Ama oğlumla Sharon'ın sağ olduğunu nasıl bileyim? Bir kanıt isterim. Nasıl bir kanıt? Seslerini teybe al, kaseti gönder. Tamam Peterson, kaseti alacaksın. Dinle beni. Alo. Alo. Adam sandığımızdan daha akıllı Hugh. Konuşmayı polisin dinlememesi için sürekli başka telefonlardan arıyor. Kentteki bütün telefonlara da aygıt yerleştiremezsiniz ki. Evet. Fakat kaseti vaat etmesi iyi bir işaret. Oğlum ve Sharon Martin kesinlikle sağ. Steve, bir gün içinde 82 bin doları bulabilecek misin? Aslında 1000 dolar bile bulacak durumda değilim. Varımı yoğumu kurduğum gazeteye harcadım. Her şey 2 kere ipotekli. Ama ölmeden birkaç hafta önce Nina büyükannesinden 75 bin dolar miras almıştı. Parayı Neil'in eğitimi için bankaya yatırmıştım. Faizleriyle birlikte şimdi 82 bin doları biraz geçiyor. Bu adamın durumu bildiğini gösteriyor. Bankada kuruşu kuruşuna ne kadar paranın olduğunu kimler biliyor? Bundan kimseye söz ettiğimi hatırlamıyorum. İyi düşün. Kimlerin öğrenme ihtimali varsa bir liste yap. İşimize yarayabilir. Peki, şimdi bankaya gidip bütün parayı çekeceğim. Parayı eve getir. İşaretlenmesini istemiyorum. Neil ile Sharon'ın hayatını tehlikeye atacak hiçbir şey istemiyorum Hugh. Merak etme, sadece paraların fotoğrafını çekeceğiz. İşaretlenmeyecek. Neil, uyandın mı canım? Neil, iyi misin? Her tarafım ağrıyor. Neil, trenleri duyuyor musun? Sabah saat 6'yı geçiyor olmalı. Gözlerim acıyor. Bu bağda çok sıkı. Benim gözlerim bağlı değil ama burası zifiri karanlık. Hiçbir şey göremiyorum. Sharon, bu adam var ya,
getiren o adam. Evet. Ben onu tanıyorum. Daha önce de görmüştüm. Şimdi hatırladım. Annemi o öldürmüştü Şerun, o. Mrs. Perry, sağlığınızın çok iyi olmadığını biliyoruz ama yine de yardımınıza ihtiyacımız var. Tabii müfettiş bey, elimden geleni yaparım. Adam Steve'i ilk benzin istasyonundan aradığı zaman konuşmayı banta aldık. Bunu size bırakacağım. Sesini tanıdığınızı söylemiştiniz. Belki tekrar tekrar dinlerseniz daha önce nerede duyduğunuzu hatırlarsınız. Evet, tanıdığım biri olduğuna eminim. Banta bırakın. Ayrıca geriye giderek son haftalarda yaptığım her şeyi bir bir yazacağım. Nerelere gittim, kimlerle görüştüm, belki bir şey hatırlarım. Mrs. Perry, oh affedersiniz, konuğunuz olduğunu bilmiyorum. Gelebilirsin Marion. Bugün nereden başlayayım diye soracak. Yemek odasından lütfen. Banyoda sepet içinde ayırdığım çamaşırlar da ütülenecek. Bir de bize bir çay yaparsan sevinirim Marion. Tabii efendim, hemen hemen. Yanınızda çalışıyor öyle mi? Evet, daha yeni girdi. Roger o kadar ısrar etti ki. Çok iyi bir kadın, aslında ev hanımı. Kocası işsiz kalınca çalışmaya mecbur olmuş. Tuhaf. Böyle yoksul bir kadının parmağında o kadar güzel ve zevkli bir yüzük. Öyle mi, hiç farkında değilim. Belki de annesinden filan kalmadır. Öyle olacak Mrs. Perry. Korkma Şerin. Benim. Bombanın telini hiç sarsmadan kapının nasıl açılacağını çok iyi biliyorum. Artık ağzını açabilirim. Önce seni şöyle güzelce bir öpeyim. Ne o? Hoşuna gitmedi mi? Yok, hayır. Benden korkmuyorsun ya. Korkmuyorum tabii. Bak, ikinize de yiyecek getirdim. Sağ ol Foxy, çok iyisin. Senin iyi bir insan olduğunu biliyordum zaten. Lütfen Neil'in ağzını da açar mısın? Biraz rahatlasın. Bir de ellerimizi çözsen. Peki. Peki, öyle olsun bakalım. İşte çörek ve süt. Alın bakalım. Neil, gel canım. Al. Öteki elinle de çöreği tut. Sütü benim içirmemi ister misin canım? Peki. Çocuğun sırtını niye ovalıyorsun öyle Şerun? Rahat etmesi için. Ona karşı çok iyisin. Umarım bana karşı da iyi olursun. Tabii Foxy. Benimle beraber gitmek istediğine emin misin? Tabii. Seninle gelmeyi çok istiyorum. Güzel. Şu kağıdı al bakalım. Burada yazılanları tepe okuyacaksın. Steve Peterson sağ olduğunuza dair kanıt istedi. Şimdi onun için bir kaset hazırlayacağız. İşte bak. Steve, eğer bizi sağ olarak görmeyi istiyorsan fidyeyi öde. Onluk, 20'lik ve 50'lik banknotlar halinde. Sakın paraları işaretleme. Arabanda sana söylenen buluşma yerine git. Parayı yanına al ve yalnız ol. Anlaşıldı mı? İşte bu kadar. Bir şey ekleyebilir miyim? Ne söylemek istiyorsun? Sadece özür dilemek. Kavgalı olarak ayrılmıştık da. Numara istemem. Beni de kandırmaya kalkma. Seni niye kandırayım? Neil'in ne söylemesini istiyorsun? Sadece eve dönmek istediğini söylesin yeter. Hadi bakalım. Ben düğmeye basınca başla. Steve, eğer bizi sağ olarak görmeyi istiyorsan fidyeyi öde. Onluk, 20'lik ve 50'lik banknotlar halinde. Sakın paraları işaretleme. Arabanla sana söylenen buluşma yerine git. Parayı yanına al ve yalnız ol. Steve, şimdi de Neil sana bir şey söyleyecek. Ama ondan önce özür dilemek istiyorum. Ben yanılmışım. Haklı olan sendin. Lütfen beni bağışla. Bu kadar yeter. Hadi şimdi de çocuk konuşsun. Hadi canım Neil. Baba, ben iyiyim. Şerim bana bakıyor. Ama eminim ki annem de burada olmamı istemez. Yeter! Annenle karıştırıyorsun be. Neyse, oldu bu iş. Şerim, şeye gitmem gerek. Foxy, ikimizin de tuvalete gitmesi gerek. Sen dur, çocuğu ben götürürüm. Gel buraya.
Gel buraya, yürü. Sharon, Sharon. Buradayım canım, gel. Yürü bakalım, hadi. Yürü. Ayaklarım bağlı. Tamam, tamam, biraz gevşetirim. Hadi çabuk çık ama, oyalanma. Tamam. Bir şey bulmalıyım. Bir parça borum. Ya da sivri bir şey. Kapı tokmağı gevşek. Bir çıkarabilsem. Hadi çık artık oradan. Peki, peki. Allah kahretsin, çıkmıyor, çıkmıyor. Foxy. Foxy. Aslında sen o kadar şeker bir adamsın ki. Ha, beni seviyorsun ha? Sana bunu kanıtlayacağım Foxy. Hey, ne güzel sarılıyorsun öyle. Canın biraz aşk istiyor. Ay, yavaş konuş, yavaş. Çocuğun duymasını istemiyorum. Foxy, buradan gittiğimiz zaman seninle ben çok mutlu olacağız. Seni mutlu edeceğim. Çekil! Sharon, Sharon, ne oldu? Allah'ın belası yosmaz seni. Hepiniz aynısınız, hepiniz. Sarılma numarasıyla arka cebimden tabancayı alacaktın ha? Ayağım. Kollarını geriye ver. Seni çözmemeliydim. Bir daha hiç çözmeyeceğim. Yat şuraya, yat. Şuraya. Ötekilerden hiçbir farkın yok. Aslında seni şimdi hemen şuracıkta öldürebilirim. Hayır. O zaman parayı alamaz. Parayı alana kadar bize dokunmamalısın. Ağızlarımızı da bağladıktan sonra gideceğim. Ve son bir kez daha geleceğim, anlıyor musun? Son bir kez daha. Yemek yiyecek durumda değilim Hugh. Bana bak Steve. Eğer kendini böyle kapıp koyverecek olursan bu bize hiçbir şey kazandırmaz. Güçlü olmalısın. Çünkü bu güce çok ihtiyacın olacak. Dora? Evet müfettiş bey. Bize yiyecek bir şeyler hazırla. Ben bakarım. Kimsiniz? Ne istiyorsunuz? İçeri böyle giremezsiniz. Durun. Mr. Peterson, oğlunuzla konuşmam gerek. Lütfen. Durun bakalım, neler oluyor? Adım Bob Körner. Ronald Thompson'un avukatıyım. Bunu biliyoruz. Ama buraya bu şekilde zorla girişinizi bu aklı gösteremez. Ronald işlemediği bir cinayetten dolayı yarın saat 11:30'da idam edilecek. Karar mahkemenin de, bizim değil. Mr. Peterson'ın oğlu ne yapabilir? Lütfen dinleyin beni. Oğlunuzun savcıya verdiği ifadeyi hatırlıyor musunuz? İşte bakın, dosyayı da getirdim. Çocuk mutfaktan annesinin tuhaf çığlıklarını duyunca koşmuş. Kapı eşiğine vardığında annesinin yerde yattığını, bir adamın da elleri annesinin boğazında onun üstüne doğru eğildiğini görmüştü. Sonra kısa bir süre için kendini kaybettiğini, o birkaç saniyeyi hatırlamadığını söyledi. Yeniden kendine geldiğinde ise annesinin üzerine eğilen adamın doğrulduğunu, o zaman yüzünü gördüğünü anlattı. Mr. Corner, Neil Ronald Thompson'ı gördüğü zaman kesinlikle teşhis etti. Annemin üzerine eğilen buydu dedi. Tamam, tamam, ama bakın, birkaç saniye şokun etkisiyle kendini kaybetmişti. Eğer katil Ronald olsaydı mutlaka çocuğu da öldürürdü. Hiçbir katil ardında tanık bırakmak istemez. Nina Peterson'ı bir başkası öldürdü. Olayı gören Neil kısa bir süre kendini kaybetti. Bu sırada Ronald eve geldi, zili çaldı. Neil zilin çaldığına dair hiçbir şey söylemedi. Çünkü duymamıştı. Çünkü o sırada baygındı. Katil belki Neil'i de öldürecekken zilin çalınması üzerine pencereden kaçıp gitti. O sırada Ronald kapının açık olduğunu fark edip girdi. Nina Peterson'ın üzerine eğilmişken Neil kendine geldi ve onu gördü. Bütün bunlar bir varsayım Mr. Corner. Müvekkilinizi kurtarmak için yaptığınız çabaları anlıyorum ama... Neil savcıya ne demişti hatırlayın. Savcı, gördüğünün bu olduğuna emin misin diye sorunca Neil, evet eminim. Çünkü mutfağın ışığı yanmış, ortalık aydınlanmıştı dedi. Çünkü gerçek katil mutfağın ışığını söndürmüştü. Ronald ise içeri girdiğinde ışığı yaktı. Yoksa Neil ışığın yandığını söylemezdi. Mr. Peterson, karınızın ölümüyle diğer 4 cinayet arasında mutlaka bir bağ var. Eğer oğlunuzla konuşmama izin verirseniz belki de yeni bir kanıt bulur ve validen idamı ertelemesini rica ederiz. Eğer oğlum burada olsaydı izin verirdim. Fakat onu evden uzaklaştırdım. Başka bir kentteki akrabalarımın yanında kalıyor.
Alo. Mr. Steve Pearson'la mı konuşuyorum? Evet, benim. Özür dilerim efendim ama demin çok garip bir şey oldu. Kendimi tanıtayım. Ben Fairfox Kilisesi'nin rahibiyim. Her gün olduğu gibi tam mihrabın önünde dua ederken sarı bir kağıda sarılı küçük bir paket buldum. Bir kaset. Üstünde sizin telefonunuz ve adınız vardı. Bir de not. Şöyle, çok acil, hayat ya da ölüm. Acaba bu kaseti hemen aldırabilir misiniz? Belki önemli bir şeydir. Bileğin çok mu acıyor Şirin? Evet. Şişmiş olmalı, fena burktu. Tam elim tabancaya değmişti. Birkaç saniye daha zamanım olsaydı. Artık her şeyi çok iyi hatırlıyorum Şirin. Adam annemi öldürdükten sonra doğruldu. Beni gördü. Ellerini uzatarak bana doğru gelirken korkudan bayılmışım. Sonra baktım, başka bir annemin üzerine inmiş. Onu iyice tanıdım. Çünkü ışık yanmıştı. Of. Yarın öğleye doğru Ronald Thompson idam edilecek. 19 yaşında ve suçsuz. Ve biz hiçbir şey yapamıyoruz değil. Ne yapacağız Şerif? Ya adam bizi öldürmeye karar verirse? Babam bizi buradan kurtarır Neil. Şimdi kim bilir nasıl arıyorlardır. Belki birazdan bulurlar. Umarım Foxy gelmeden önce bizi bulurlar. Neil neden durup dururken annesinden söz etmiş? Ama annem burada olmamı istemezdi. Bana bir şey anlatmaya çalışmış ama ne? Steve, sen evde kal. Telefonlara normal olarak cevap ver. Ben çıkıp şu Bill Luft'un her zaman devam ettiği bara gideceğim. Değirmen barına mı? Evet. Fakat Bill'in ben oradayken gelmesini istemiyorum. Önce ona ben dönene kadar bir yere ayrılmamasını söyleyeceğim. Nereye gittiğimi bilmesini istemem. Selam. Siz buralardan değilsiniz, yoksa bilirdim. Yok, Virginia'dan geliyorum. Bir buradaysa onu da bir göreyim demiştim. Buraya her akşam gelir ama daha onun için çok erken. Değil mi Artie? Aha. Öyle, burası Bill'in evi gibidir. Dün gece evlenme yıl dönümleriymiş. Karısıyla gezmeye gitmişler. Ancak geç vakit biraz uğradı, o kadar. Bir tuhaflığı vardı, kimseyle konuşmak istemiyordu. Ne var Artie, gidiyor musun yoksa? Aha, gidiyorum. Borcum ne kadar? Yo dostum, bugün bendensin. Doğrusu seni çok arayacağız. İyi şanslar. Arada bir kart atarsan çok memnun olurum. Aha. Eğer aradığımı bulamazsam yine dönüp gelirim. Geçen gün Les bana birlikte çalışmayı teklif etti. Eder tabii. Senin gibi bir araba tamircisini nereden bulacak? Hoşça kal. Güle güle Artie. Dostun başka bir yere mi gidiyor? Öyle. Burada işleri pek iyi gitmiyordu. Şansını bir de başka yerde denemek istiyor. Galiba Rod Adası'nda. Sizin bile Lutfun da arkadaşı sayılır. Hoş, herkes Bill'in dostudur ya. Öyle, Bill sevilen adamdır. Yok canım, çok konuşurdu ondan. Biliyorsunuzdur, Bill ile karısı, hani şu karısı öldürülen Steve Peterson'ın evinde oturuyorlar. Adam son zamanlarda bir gazeteci kıza büyük aşk yaşıyormuş. Evlenecekler galiba. O zaman Bill ile karısı da Florida'ya göçecek. Evet, Bill bu niyetinden söz etmişti. Ama belki de o kız Steve Peterson'la evlenmeyi kabul etmez. O zaman Bill ile karısı da bir yere gidemezler. Bana kalırsa kız evlenir. Adam yakışıklı bir kere, ünlü de. Kadınlar paraya bakar dostum. Parası olmadıktan sonra. Parası da var sayılır. Karısı ölmeden önce iyi bir mirasa konmuş. Peterson parayı çocuğun namına bankaya yatırmış. Güya tahsil parası olarak. Ama genç güzel kadını alınca hepsini ona harcar artık. Bill'in karısının kulağı çok açıktır. Bill de ondan duyduğunu akşama gelip burada anlatır. Arizona'ya bir uçak bileti istiyorum. Yarın için. Tamam efendim. İki uçak var. Biri sabah 10.45'te kalkıyor, ikincisi akşam 19'da. Sabah uçağında istiyorum. Yeter artık Glenda, kendini öldürüyorsun. Bak Roger, takvime göre her gün ne yaptığımı hatırladıkça yazıyorum. Hatta saat saat. Glenda ne olur dinlen biraz. Aklımı karıştırma lütfen. Bir şey bulacağım Roger, göreceksin. Sharon'la Neil'in konuştukları kaseti incelenmek üzere polis laboratuvarına gönderdim. Kasetin nasıl bir yerde doldurulduğunu anlamaya çalışacaklar. Vakit geldi Hugh. Saat 2'de Foxy Lexington'daki telefon kabininden arayacak. Hazır mısın? Evet.
Para çantasında alıyorum. Kimse beni izlemeye kalkmasın. Evet? Dinle Peterson. Tribo Köprüsü'nü geç. Roosevelt Bulvarı'nda ilk bloktan sonra hemen sağa dön. Orada dur ve ışıklarını söndürüp bekle. Başını çevirme Peterson. Para şu çantanın içinde. Beni budala mı sandın? Çantaya monte edilmiş bir elektronik aygıtla polis beni rahatça izleyebilir. Şu torbaya. Çantadaki bütün paraları ona doldur. Hadi. Tamam. Gitle şimdi. Ver bana. Sakın bakma. Oğlum. Oğlumla Sharon. 15 dakika burada bekle. Işık yakmak yok. Eğer kimse beni izlemezse ve para tamamsa saat 11.30'da onları nerede bulacağını öğreneceksin. Saat 11.30. Tam Ronald Thompson'ın idam edileceği saat. Evet. Fakat neden bu saati seçsin? Onunla bu adamın ne ilgisi var? Steve, Bob Körner'ın dediklerini hatırlıyor musun? 5 öldürme olayı arasında da bir bağ olduğuna o kadar kuvvetle inanıyordu ki. Biz ilk 3 olayı Ronald'ın yaptığına inandık. Ama geçen ay içinde de 2 genç kız daha öldürüldü. Hepsi de ya eşarpları ya da kemerleriyle boğularak. Bob Körner olaylarda ortak bir yan arıyor. Aslında Nina hariç diğerlerinde bu ortak yan var. İlk 2 kadın tenha yollarda arabayla giderlerken arabaları arıza yapmıştı. Her iki ceset de arızalı arabaların yanı başında bulunmuştu. Evet. Geçen ayki olaylarda da kızların biri şehir dışında giderken benzini bitmişti. Ceset bulunduğunda arabasının deposu tamamen boştu. Öteki ise yine uzak bir yolda giderken arabasının lastiği patlamıştı. Herhangi bir araba arızasıyla ilgisi olmayan tek olay ise Nina'nınki. Evinde, mutfağında öldürüldü. Evet. Hugh, bir dakika. Ne var? Nina çok tedbirsiz bir insandı. Cinayetten bir gün önce ona kabak lastiğini bir türlü değiştirmediği için kızdığımı hatırlıyorum. O korkunç olaydan sonra da bu ayrıntının üzerinde hiç durmadım ama Nina'nın arabasına doğru dürüst bir lastik takılmıştı. Steve, demek Nina'nın da bir araba tamirine ihtiyacı olmuştu. Yoksa Ronald Thompson... Sus. Hemen eyalet hapishanesini arayalım. Evet. Evet, lastik tamir edilmişti. Adam getirip onu arabaya taktı, sonra da parasını almak üzere. Alo? Eyalet cezaevi? Müdürle görüşmek istiyorum. Ben cinayet masası baş müfettişi Hugh Taylor. Alo? Müdür bey, Ronald Thompson'ın suçsuzluğunu ortaya çıkaracak bazı şeyler bulduk. Nasıl? Evet, biliyorum, bütün yetki valinin ama... Peki. Ne diyor? Elde tamamen geçerli bir kanıtla valiye başvurmak gerekiyormuş. Başka hiç kimsenin bu idamı durdurma yetkisi yokmuş. Validen belki bir erteleme telefonu gelir diye müdür sabaha kadar yerinde beklemiş. Ne yapacağız? Valiyi şu anda bulamayız. Ayrıca cinayetlerdeki bu ortak yanın da Ronald'ın suçsuzluğunun kanıtı olarak kabul edileceğini sanmıyorum. Şu sırada çocuğu tıraş ediyorlarmış. Hazırlıyorlar. Lütfen oğluma cesaret ver. Ölüme korkmadan gitmesi için cesaret ver. O suçsuzdu. Buna bütün kalbimle inanıyorum. Bütün olanlara rağmen hala senin adaletine inanıyorum. Kasetle ilgili raporlar geldi Steve. Bant büyük ve boş bir odada doldurulmuş. Bir bodrum katı olması kuvvetle muhtemel. Ayrıca çok sık olarak yakından geçen trenlerin sesi duyuluyormuş. Hmm.
Yine geldim Sharon. Tıpkı söz verdiğim gibi. Para da yanımda. Artık buradan gidebilirim. Ya biz ne olacağız? Siz burada kalacaksınız. Peterson'a yerinizi söyleyeceğim. Sen bizi öldüreceksin değil mi? İyi bildin Sharon. Şimdi bombayı saate bağlayacağım. Saat 11:30'da tam Ronald Thompson'un idam edileceği anda bomba da patlayacak. Merak etme, canın hiç yanmayacak. Her şey bir saniye içinde olup bitecek. Üçünüz de öleceksiniz. Sen, Neil ve Ronald Thompson. Hayır Neil, hayır. Sana söylediklerimi hatırla. Ne söyledin ona Sharon? Ümit mi verdin? Bak bebeğim, şimdi saat tam 8:30. 3 saat daha var. 3 saatlik ömrünüz kaldı. Aslında böyle olmasını hiç istemezdim Sharon. Çünkü seni sevmiştim. Eğer bana karşılık verseydin. Ama ötekiler de öyle yaptılar. Issız yolda duran bir araba gördüm mü hemen yaklaşırım. Bir aksilik mi oldu? Demek benzininiz bitti. Ne rastlantı. Benim arabamda bir bidon yedek benzin var. Hemen deponuzu boşaltayım. Ya da demek lastiğiniz patladı, hiç sorun değil. Ben şimdi değiştiririm. Ama hepsi de nankördüler. 3-5 dolarla beni savmak istediler. Oysa ben beni sevmelerini istiyordum. Ben erkek değil mi? İnsan değil miyim ben? Neden beni sevmediler? Foxy, lütfen bize bunu yapma. Ya artık her şeyin sonu geldi. Artık zenginim. Kadınlar beni sevecek. Paraya hiçbir kadın dayanamaz. Evet Sharon. Gitmeden önce son bir isteğim var mı? Tuvalete gidebilir miyim lütfen? Tabii gidebilirsin. Ama çabuk ol. Hadi. Topuzunu sökmeliyim. Beni fazla bekletmeyeceksin değil mi Sharon? Tamam, geliyorum. Şöyle hadi bakalım. Çocuğun yanına geç. Seni yeniden iyice bağlamalıyım. Ağzını da. Tamam. Çok yazık Sharon. Oysa ikimiz ne kadar mutlu olabilir. Sharon, öleceğiz. Dinle beni, iyice dinle. Kapının topuzunu söktüm. Avucumda bak. Keskin tarafını bileklerimi bağlayan iplere sırtarak kesmeye çalışacağım. Belki başarırım. Dua et Neil, dua et. Başka çaremiz yok. Size çay getirdi Mrs. Perry. Size de bir bardak bira Mr. Perry. Sağ ol Marion, çok düşüncelisin. Şu durumda evle uğraşacak halim yok. Ben de burada çalışmaktan çok memnunum. Doğrusu arabamız çalındığı zaman ilk aklıma gelen buraya çalışmaya nasıl geleceğim olmuştu. Evet, Roger öyle bir şeyden söz etmişti galiba. Neyse ki arabamız hemen ertesi sabah bulundu. Üstelik de Artie'ye tamir için onca para verdikten sonra. Eğer bulunmasaydı çok üzülürdüm. Artie çok iyi bir tamirci. Verdiğimiz paraya değdi doğrusu. Neyse, sizi meşgul etmeyeyim. Yiyecek bir şeyler ister miydiniz? Sanmıyorum Marion, gidebilirsin. Nasıl istersiniz? Roger, dur bir dakika. Bizim arabanın bakımını ne zaman yaptırmıştık? Bir ayı geçti herhalde. Niye sordun? Arabayı bakıma bir Luft götürmemiş miydi? Evet, tanıdığım çok iyi bir usta var. Hem başkalarından çok daha ucuza yapar demişti. Tamam, arabayı Bill götürmüştü ama tamirci kendisi getirmişti kapıya. Adını sorduğumda da aslında adım August Rommel Taggart ama bana kısaca Artie derler demişti. Ne var bunda? Rommel, bu 2. Dünya Savaşı'ndaki Alman generalin adı değil mi? Hani çöl tilkisi denen? Evet. Telefon eden adam da kendini Foxy olarak tanıtmıştı. Foxy, yani tilki. Roger, sesi de hatırladım. O tamirciydi. Sharon'la Neil'i o adam kaçırdı Roger.
Evet evet tamam. Artık bütün ekiplere haber verilsin. Adamı mutlaka bulmaya bakın. Her 15 dakikada bir rapor istiyorum. Tamam. Evet. Glenda Perry'nin dediği gibi adamın adı Artie Tagger. 2,5 yıl önce iki kadının öldürülmesiyle ilgili olarak sorgusu yapılmış ama hiçbir şeyi kanıtlanamadığından serbest bırakılmış. Çocuklar şimdi evini arıyorlar. Ben bakayım, bizimkilerdir. Alo? Ne? Evet. Pekala, söyleyeyim. Yazıyorum. Evet. Evet. Peki, tamam. Ne var Hugh? Artie'den, yani Foxy'den haber. Telefonla yazdırmış. Para için teşekkürler. Sharon ve Neil henüz sağ. Ama saat 11.30'da New York eyalet sınırları içinde meydana gelecek bir patlamada ölecekler. Cesetlerini yıkıntılar kaldırıldıktan sonra bulabilirsiniz. Allah kahretsin. Ölecekler. Demek saatli bombayla. Mesajı kime yazdırmış? Nina'nın cenazesiyle ilgilenen cenaze levazımatçısına. Ekipler bütün eyalette alarma geçti. Ama bu kadar büyük bir alanda ne yapabiliriz? Bill, Artie'nin dediklerini hatırlamaya çalış. Nereye gitmek istiyordu? Barmen onun Rhode Adası'na gitmek niyetinde olduğunu söyledi ama buna inanmıyorum. Muhakkak gerçek niyetinden farklı bir şey söylemiştir. Bilmem. Rhode Adası'ndan söz etmişti, hatırlıyorum. Neden oraya gitmek istiyorsun diye sormuştum. Ne yani? Arizona'ya mı gideyim? Rhode Adası'nın nesi var demişti. Hemen şimdi merkeze gidiyorum. Ne olur ne olmaz, belki dili sürçmüş, ağzından o kelimeyi kaçırmıştır. Arizona yolcularını bir bir araştırsınlar bakalım. Ben de Perry'lere gideyim. Glenda ile konuşmak istiyorum. Tamam. Yardımcım Hank'i eve bırakırız. Telefon gelirse o bakar. Ben de en geç yarım saat içinde Perry'lerde olurum. Sanırım Glenda Perry'ye bir teşekkür borcumuz var. Dikkat dikkat. Arizona yolcularının uçağa binmek üzere bagaj ve bilet kontrollerini yaptırmaları rica olunur. Dikkat dikkat. Her 3 çanta da bagaja mı efendim? Hayır, şu çanta yanında kalacak. Fakat bunun için biraz fazla büyük. Bagaja veremem. Uçakta çalışmam gerek. İçinde evraklarım var. Peki efendim. Gerekirse hostes yolcu kabininde koyacak bir yer bulur. Glenda, bu kadarına dayanamam. Onları da kaybedemem. Onlardan başka kimsem yok. Steve, canım, bulacaklar, inanıyorum. Nina'nın ölümünden sonra çok acı çektim. Sonra Sharon. İçimde taşlaşmış buzlar eridi sanki. Yeniden yaşamaya başladım. Çoktan öldüğünü sandığım duygular yeniden canlandı. Sonra Neil. Küçük, zayıf, suskun Neil. Annesinin sağlığında o kadar neşeli, hareketli, cana yakın bir çocuktu ki. Steve, sinirlerin harap olmuş senin. Ne dersen de şimdi hemen bir şeyler yiyeceksin. Marion, Marion, Mr. Peterson'a sıcak bir çayla bir kahvaltı tepsisi getir lütfen, hemen. Çay hazır Mrs. Perry, hemen yiyecek bir şeyler de getiririm. Mr. Peterson, çayınıza süt alır mıydınız? Evet, biraz. Yüzük. O yüzüğü nereden buldun? Anne, artık gitsen iyi olacak. Vedalaşalım artık. Son kez. Ronald, oğlum. Cesur ol. Merak etme anneciğim, merak etme. Ben iyiyim. Pap söz verdi, seni yalnız bırakmayacak. Senin için dua edeceğim. Tanrı ikimizin de yardımcısı olsun. Anne, Allah'a ısmarladık. Kendine iyi bak. Ronald. Arabamız çalınmıştı. Çalan her kimse düşürmüş olacak. Kötü bir şey yapmadım ben. Yüzüğü de sahibi olmadığı için alıp taktım.
Bunun senin aldığının benzeri başka bir yüzük olmadığına emin misin? Tabii eminim. Bunu 4 ay önce Meksika'daki bir köyden aldım. Kuyumcu kendi evinde yapmış. Hiçbir yerde satılmıyordu. Her şeyi anlat Meryem. Billy Luftumbar'dan tanıdığı bir tamirciydi. Kocam Jim de tanıştı. Ahbap oldular. Arabamızı çok iyi tamir etmişti. Çalındığı akşam ben sinemaya gitmiştim. Hatta bileti Arti vermişti. Şimdi anlaşılıyor. Arabayı onarırken bir de anahtar uydurmuş olacak. Meryem, şimdi sana çok önemli bir şey soracağım. Polis çalınmış arabayı nerede buldu? New York'ta. New York'un neresinde? Düşün Meryem, çok önemli. Biltmore Hotel ile merkez istasyonu arasındaki bir köşede. İstasyon. Steve, hatırlıyor musun? Artie'nin gönderdiği kasette tren sesleri vardı. Ben hemen oraya gidiyorum. Geliyor musun? Tabii. Sharon, canın çok mu yanıyor? Ellerim arkada bağlı olmasa ipleri şimdiye kadar çoktan kesmiştim. Ama şimdi iplerle birlikte bileklerimi de kesiyorum. Kan kaybından ölmezsem yarım saate kadar belki kesebilirim. Bak Neil, benim bacağım çok kötü. Ellerimi çözsem bile buradan kaçamam. Seni çözerim. Kaçmaya hazır ol, tamam mı? Ne oluyor? Uçağın kalkış vakti geldi. Çıkış kapısı hala niye açılmıyor? Memur bey, niçin uçağa alınmıyoruz? Etrafta da polis kaynıyor. Bir şey var herhalde. Aha. Polisler. Bir telsiz mesajı gelmiş olmalı. Buradan uzaklaşmalıyım. Yavaşça. Hiç acele etmeden. Kimsenin dikkatini çekmeden. Siz bir dakika durun lütfen. Durun yoksa vururum. Elindeki çantayı düşürdü. Şu paralara bak. Çanta para doluymuş. Bu tarafa gitti. Merdivenleri tutun. Çabuk, çabuk. Merkez istasyonuna çıkan bütün yolları kesin. İstasyonu sarın. Bütün terminaller boşaltılsın. Bomba ekipleri araştırmaya başlasın. Arama alt katlardan yukarı doğru yapılacak. Bomba imha ekipleri çelik örtüleri hazırlasınlar. İstasyon 45 dakika içinde tamamen boşaltılacak. Aptallar, aptallar. Beni hala havaalanında sarıyorlar. Onca polisi atlattım. Bir görevlinin kılığına girip bagaj taşıma arabasıyla kaçacağım hiçbirinin aklına gelmedi. Ama para? Parayı kaçıramadım. Gitti. Bütün para gitti. Allah kahretsin. Bunu senin yanına bırakmayacağım Sharon. Bütün şehir polis kaynıyor. İstasyona gitmişlerdir. Evet, evet. Evet, biliyorlar. Bombayı bulurlarsa Sharon kurtulur. Yo Sharon, yo. Buna izin veremem. Seni ellerimle öldüreceğim. Ellerimle. Hemen. Şimdi. Memur bey, yolun için kapalı. Buradan geçemezsiniz efendim. Merkez istasyonu boşaltılıyor. Bir bomba ihbarı varmış da. Biliyorum ama bana bu yolun açık olduğunu söylemişlerdi. Ben doktorum. İstasyona görevli olarak gidiyorum. Acil sağlık ekibinden. Özür dilerim doktor bey. Geçebilirsiniz. Bomba varmış diyorlar. Koca istasyonu boşalttılar. Belki de bomba olduğu doğru değil. İzin verin geçeyim efendim. Geçmek zorundayım. Ey ahbap, terminale giremezsin. Terminalde görevli mühendisim. Girmek zorundayım. Artık görevliler de çıkıyor. Arama ekipleri 1-2 dakikaya kadar işlerini bitirip buradan çıkacak. Bomba bulunmadı. Yine de gelmem emredildi ama. Sen bilirsin. Aha. Steve Peterson ile Hugh Taylor. Orada. Giriş katındalar. Ama beni görmeden aşağı inebilirim. Sharon'a ulaşmalıyım. Dikkat dikkat. Saat 11:27. Bütün arama ekipleri derhal istasyonu boşaltsın.
Dikkat, dikkat. Bütün ekipler en yakın çıkış kapılarına. Hadi Steve, artık gitmek zorundayız. Hiçbir şey bulunamadın. Hayır, buradalar, gidemem. Yararı yok Steve, birazdan bomba patlayacak. Bırak beni, hiçbir yere gidemem. Şimdi seni çözeceğim. Canını yakabilirim çünkü vaktimiz yok. Tamam Şerif. Benim bacağım çok kötü, kıpırdayamam. Sen koş, kaç, bağır, anlıyor musun? Bütün gücünle bağır. Bomba olduğunu haber ver. Herkesin buradan çıkması gerek. Ya sen Şerif? Beni bırak, kaç, kaç, merdivenlerden çık, hadi. Hadi. Oldu, oldu, git artık, git. Bacaklarım uyuşmuşlar, yürüyemiyorum. Koş değil, koş. İmdat, imdat, imdat. Çocuk kaçıyor. Allah kahretsin. Onu tutamam. Ha, Sharon daha önemli. Sharon'ı öldürmeliyim. Yürü diyorum Steve. Bomba neredeyse patlayacak. Onları burada bırakıp gidemem. Seni buradan zorla çıkaracağım. Bırak beni. Baba! Baba! Neil. Neil bu. Aman Allah'ım. Baba. Neil yavrum. Baba, adam Sharon'ın yanına gidiyor. Onu gördüm. Sharon'ı öldürecek. Tıpkı annemi öldürdüğü gibi. Nerede Neil? Buradan. Seni öldürmeden hiçbir yere gitmemeliydim. Bunu çoktan hak etmiştim. Hayır, hayır. Steve! Steve! Artık bağıramayacaksın. Soluk alamayacaksın bir daha. Şey nasılsın? Burada, tamam, yetiştik. Mrs. Evet. Thompson. Evet. Her şey bitti değil mi? Bu cesur muydu? Son sözü ne oldu? Yok yok. Ne bitmesi? Her şey yeni başlıyor Mrs. Thompson. Nasıl? Ya ne demek istiyorsun baba? Hadi. Hadi benimle gel de oğlunu alıp eve getir. Gerçek katil yakalandı. Vali Ronald'ın derhal salıverilmesi için emir verdi. Söylüyorsun Roger. Neil de Sharon da kurtuldular mı? Evet hayatım. Sharon hem elleri hem de ayak bileği yaralı olduğu için bir süre hastanede yatacak. Ama bunun dışında her şey yolunda. Ronald Thompson da evine döndü. Hadi ilaçlarını iç de biraz dinlen artık. İlaç mı? Ne ilacı? Bir hafta hastanede kalman gerekiyormuş Şerif. Ne sıkıcı. Yapacak o kadar çok işim vardı ki. Merak etme Şerif. Ben her gün gelirim. Sıkılmazsın. İşte bu çok iyi canım. Baba, hastaneden çıktıktan sonra Şerif bizimle kalabilir mi? Eğer isterse. Kabul ederse çok sevinirim. Şerif. Bizimle kalacaksın değil mi Şerif? Söz değil mi? Söz değil. Peşimizde Biri Var adlı sürekli oyunun 6. ve son bölümünü dinledi.